Bitti gitti çok şükür. Babayı da çıkardık aldık aralarından. Şimdi gözetim altında hastanede. İyi mi durum? Durum gayet iyi canım. İyi şükür. Şimdi savcımın yanında acildeler beraber. Sen niye şimdi yanında değilsin babanın? Gittim ya oradaydım aslında ben. İşte evlatlık vazifemizi yaptık. Şimdi olmamız gereken yerdeyiz. Herkes benim için seferber oldu. Normal değil mi ama yavrum? Sana ne kadar değer biçiliyiz artık. Düşün yani sen düşün. Gökhan nerede? Gökhan? Yani herkes hak ettiği hayatı yaşıyor diye düşünüyorum ben. Yani nerede? Yok. Nasıl yok? Sen bir şey yapmadın değil mi Akgün? Yağmur konuşmasak şimdi. Ne geçti gitti ya? Boş ver. Öldü mü peki? Bilmiyorum. Tamam artık kurcalama şunu. Tamam peki. Ben esasında Kaan'ı sormak istemiştim ama... Canan Hanım sizin haberiniz var mı acaba? İyi. Geldi kendine. Bir arazi yok inşallah. Yok toparlıyor. Hatta biz birazdan Kaan'ı görmeye gideceğiz. Doktor iyi dedi. Hiçbir sorun yokmuş. Yani öyle dediler. Çok şükür. Yani artık yaşayabileceğimiz bütün kötü şeyleri yaşadık. Daha da bir şey olmayacak değil mi? Her şey düzelecek. Tabii tabii. Sen bir yolda. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ha? Ne yapıyorsun yani? Bak oğlun geliyor seni alıyor. Beraber aksiyona giriyorsunuz. Yılmaz Amir'i atlatıyorsun, silahını alıyorsun. Yolda sen oğlunu atlatıyorsun. Tek başına aksiyona giriyorsun. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Kimseye zarar gelmeden hızlıca hallederiz diye hesaplamıştım ben yani. Vallahi çok güzel hesaplamışsın ya. Yağmur kızımız nasıl? Yağmur iyi. Çok şükür. İyi, çok korktu evlat ya. Ben ifade falan verecek miyim? Yok şimdi bir acelesi yok. En olmadı kaldığın yerden verirsin ifadeni. Ama baştan şunu söyleyeyim. Devlet memuru olarak bütün bu yaptıklarını sineye çekmem imkansız. Yani nereden tutsan elinde kalıyor. Hepsi tek başına suç teşkil ediyor çünkü. Bir devlet memuru olarak sineye çekemem ama... 19 yaşında bir kız babası olarak sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim savcım. Oğlan adına söz veremem ama mahkemeden sonra benlik hiçbir pürüz kalmaz hayatımda. Hele şu Halil Saadi'nin defterini bir dürelim de sonra sen sağ ben selamet işte. Ben de seninle onu konuşacağım. Ya sadece eğer müsaaden varsa Yağmur kızımıza bir geçmiş olsun demek isterim. Bir de yengeden bir helallik alayım ben. Olur mu? Tamam. Evet. Şöyle bir durum var. Üzerime rüşvet almaktan bir suç isnat edildi. Hakkımda bir inceleme başlatıldı ve savcılıktan uzaklaştırıldım. Bunu bilmen lazım. Ya ne rüşvetinden bahsediyorsun? Neymiş bu böyle? Yani Halil Saadi ile bağlantılı bir kumpas. Detayına girmeyeceğim. Yani işte nedeni belli. Sen 3 gün sonra mahkeme var. Kılıcını, topunu, tüfeğini kuşanmışsın. Neden açık işte? Ya tamam neyse ne. Şimdi benim yerime bir savcı atanacak, dosyona gidecek, dava kaldığı yerden devam edecek. Ya. Ben seninle anlaştım savcı. Bak, senden rica ediyorum. Hiçbir şey değişmeyecek. Biz seninle beraber yola çıktık. Ve yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. İşi bitirmek üzereyiz. Sakın vazgeçeyim deme. Anlıyor musun? Sakın vazgeçeyim deme. Hiçbir şey değişmeyecek. Bak bunun sözünü veriyorum sana. Güven bana. Hiçbir şey değişmeyecek. Devletin nabzı her koşulda aynı atar. Anlatabiliyor muyum? Sen vaat ettiğin şeyi yerine getireceksin ve bu işi bitireceğiz. Ya senin geriye dönme ihtimalin yok mu savcı? Böyle kariyerini bitirmiş gibi konuşuyorsun. Ya bırak şimdi bunları. Sen bana bir söz ver. Bana bir söz ver. O yargıcın karşısına çıkacaksın ne olursa olsun. Tamam mı? Selçuk Taşkın, Akgün'ün babası. Merhaba. Ne olur rahatsız olmayın.
Rahatsız olmayın. Nasılsın kızım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Zaten sizin sayenizde buradayım. Sağ olun. İyi, sevindim. Hatta birazdan taburcu edecekler bizi. Merak etmeyin. İyi, iyi, güzel. Ben de size nasıl teşekkür edebilirim? Çok bilemiyorum. Yani hani teşekkür edecek bir şey yok. İçine düştüğü durum bizden sebepti yani. Yok, yine de siz gitmeseydiniz. Ya canım artık yani bitti gitti. Siz de benim oğluma sahip çıktınız. Benim boynumun borcuydu. Savcım, Selçuk Taşkın'ı transfer etmemiz gerekiyor. Tamam hadi çıkalım. Canan Hanım, ben sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben de babamı geçireyim Yağmur Canan. Ne yapıyorsun savcı? Vedalaş babamla. Baba. Gökhan. Bana dedi ki seni tuttuğun yer için buraya gel. Burada konuşacaklarımız var dedi. Sana bir şey söyledi mi? Yok. Ne diye aramış seni? Ya işte bir aile sırrı dedi. Üçümüzün oturup konuşması gereken bir konu dedi. Yani biraz saçma sapan konuştu ama sana bir şey söylemedi mi şimdi yani? Yok yok yani. Sana da bundan başka bir şey söylemedi öyle mi? Bu kadar. Ya çocuk psikopat işte yani. Geçmişte yaşadığı kötü şeyleri hepsini bana yüklemeye çalıştı. Seni de çağırıyor ki oğlumsun ya. Yüzüne karşı seni ezmek istedi. Sebep o yani başka. Allah Allah. Özellikle altını çizdi ya. Hani üçümüzün oturup konuşması gereken bir konu diye. Ben o yüzden şey yaptım. Yok işte yani. İhaleyi bize atmaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Tamam hadi bitti gitti. Düşünme artık. Yok diyorsun bir şey. Yok yok. Anlaşıldı. Hadi. Tamam. Tamamdır. Ver elini öpeyim. Bak, önce Allah'a, sonra da savcıya emanetsin, unutma. Sen de Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.